Yüzyıllar boyunca salgın hastalıklar ölümcül izleriyle dünya tarihine damgasını vurdu. Veba, kolera, çiçek. Geçmişe ait bu olumsuzlukları anmak bile insanoğlunu hala ürpertiyor. Fakat 21. yüzyılın şafağında virüsler ve ölümcül bakteriler tıbbın ilerlemesine hala direniyor. Her yıl 14 milyon insan bulaşıcı hastalıklardan ölüyor ve ortaya sürekli yeni patojenler çıkıyor. Nüfus patlaması ve ticaretin globalleşmesiyle tehlike küresel boyutlara ulaştı. Bundan böyle mikroplar tüm gezegene yayılabilir ve şehirlere, ülkelere, kıtalara sadece bir gün içinde bulaşabilir. Ortalama olarak her 5 yılda bir büyük bir salgın insanlığı vuruyor. Peki sırada ne var? Etkilenecek olan kim? Bulaşmaya karşı hazır olacak mıyız? Dünya çapında sağlık otoriteleri en kötü senaryolara hazırlanıyor. Arazide ve yüksek güvenlikli laboratuvarlarda biyologlar ve doktorlar en tehlikeli bulaşıcı ajanları belirlemeye ve etkin tedaviler geliştirmeye çalışıyor. İnsanlığın üzerinde dolaşan bu ciddi tehdidi önlemek için zamana karşı yarış başlatıldı. Üç bin yıl önce veba ve ülserler iki ilahi ceza olarak Mısır halkının üzerine çöktü. Eski Ahit'e ait bu sahne salgın musibetini yansıtan ilk delillerden biridir. İnsanoğlu geçmişten kalan bu yıkıcı sahneleri asla unutmadı. 14. yüzyılda aralarından en ölümcül olanı siyah veba Avrupa'yı kırıp geçirdi. Doğudan gelen denizciler tarafından getirilip 20 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açarak ortaçağ toplumuna kıyametin kapılarını açtı. Yüzyıllar boyunca cüzzam, çiçek, tifüs ve kolera da insanlığa musallat oldu. Habersiz vurarak düzenli bir şekilde yok eden bu hastalıklar dünya çapındaki şehirleri çarpıcı bir şekilde kırıp geçirdi. Bugün tıptaki ilerlemelere, aşı ve antibiyotiklerin gelişmesine rağmen insanlık bulaşıcı hastalıklara karşı savaşı henüz kazanmış değil. 1980'lerin başında ortaya çıkan AIDS virüsü sadece 30 yıl içinde 25 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı. Tüberküloz basili ise en yoksul ülkelerde her gün ortalama 4000'den fazla can alıyor. İnsanın en kötü düşmanları sıralamasında 3. pozisyonu sıtma alıyor. Sivrisineklerden geçerek her yıl 500 milyon kişiye bulaşıyor. Ama insanoğlu sadece bu 3 belayla sınırlı kalmıyor. Yeryüzünde bizimle bir arada yaşayan toplamda 1500 adet ölümcül patojen mevcut. Ve ortalama olarak her yıl ortaya şimdiye kadar bilinmeyen yeni bir hastalık çıkıyor. Fransa'da Pasteur Enstitüsü bu bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelenin başında yer alıyor. Burada her görüşten 400'den fazla uzman gün be gün bizi tehdit eden virüsleri, bakterileri, parazit ve mantarları daha iyi tanımaya çalışıyor. Yüksek güvenlikli laboratuvarların sızdırmaz kapıları ardında hava bir vakum içinde dolaşıyor ve gözetim kameraları 24 saat açık. İçeride maske ve korumalı giysi kullanmak zorunlu ve bu ölümcül maddeleri işlemek için alınması gereken önlemler arasında yer alıyor. Jean-Claude Manugera, acil müdahale biyolojik hücreden sorumlu. Uzmanlık alanı gelişmekte olan hastalıklar.
Şimdiye kadar bilinmeyen ve oluşmaları için bugün son derece uygun ortamlardan yararlanan patolojiler. Ortaya çıkma olgusu yeni değil. Uzun zamandır var olan bir olgudur. Ancak hangi türde olursa olsun, ne zaman ortaya yeni bir şey çıksa, insanlık tarihinde özellikle de demografik açıdan değişiklikler olmuştur. Şu an insanlık tarihinde demografinin çok hızlı değiştiği, sadece insan sayısında değil, hayvan sayısında, özellikle de evcil hayvan sayısında artış yaşandığı bir dönemdeyiz. ...20. yüzyılın başından bu yana insan nüfusu 4 kat arttı ve nüfus artışı hızını sürdürüyor. 2050 yılına kadar gezegen 9 milyar insanı barındırabilecek. İç içe yaşayan insanlar hastalık bulaşmasına karşı gittikçe daha da savunmasız hale geliyor. Bu fenomene modern taşımacılığın hızla ilerlemesi de ekleniyor. Bugün patojenik bir mikroorganizma tüm dünyayı sadece birkaç gün içinde istila edebilir. Böylece salgın hastalıkların kartları sürekli yeniden dağıtılıyor ve sağlık otoritelerinin en kötü senaryoları düşünmeleri gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre büyük çaplı bir salgın insanlığı ortalama olarak her 5 yılda bir vuruyor. Peki nereden gelecek? İlk nereyi vuracak? Şu anda yolda olabilir mi? Bunu tahmin etmek zor. Ama Jean-Claude Manugere için öncelikli olarak incelenmesi gereken bir yol var. Bir sonraki ne tür bir salgın olacak? Bahse girmem gerekseydi, hava yoluyla, ellerden bulaşan veya solunum yollarına saldıran son derece bulaşıcı bir virüs üzerine bahse girerdim. Yani bir numaralı halk düşmanı sadece nefes alarak insanlara bulaşacak olan bir solunum virüsü olacak. Öksürerek ya da hapşırarak hasta bir insan havaya milyonlarca virüs parçacıkları yayabilir ve çevresine birkaç dakika içinde bulaştırabilir. Patojen ajanla temas halindeki en küçük bir nesne bile artık taşıyıcı olacaktır. Bazı virüsler açık havada birkaç gün boyunca, hatta kullanılmış bir mendilde 2 haftadan fazla yaşayabilir. Sokakta, toplu taşıma araçlarında salgın yıldırım hızıyla yayılabilir. Sonra virüs uçağa biner ve sadece birkaç gün içinde tüm dünyaya bulaşabilir. Pasteur Enstitüsü'nde epidemiyoloji laboratuvarına başkanlık eden Profesör Arno Pontan için böyle bir senaryonun çok ciddiye alınması gerekiyor. Hatta son zamanlarda insanlık bu tür bir felaketin çok yakınından geçti. SARS, 2003 yılında birkaç hafta boyunca dünyayı sarsan o 4 harf. Şiddetli akut solunum yetmezliği sendromunun kısaltması olan 4 harf. O ana kadar hiç bilinmeyen ve tüm bilim camiasını gafil avlayan bir hastalığa verilen isim. Kasım 2002'den itibaren Çin'in güneydoğusunda atipik denilen pnömoni kümeleri olduğu bilgimiz dahilindeydi. İnsanlar hastanelere solunum sendromları ve ağır hastalık şikayetleriyle geliyordu. %10'u ölüyordu ve antibiyotik işe yaramıyordu. Bu gizemli hastalık bu şekilde Kanton ilinde birkaç ay boyunca şiddetle devam etti. Ancak 21 Şubat 2003'te salgın aniden nihai bir hal aldı. Salgının dönüm noktası Kanton'da bulunan
Hong Kong'a gezmeye gelen ve oranın meşhur bir otelinde kalan bir doktordu. SARS hastalarıyla ilgilenen bu doktorun kendisi de zaten hastaydı ve bu otelde daha sonra 48 saat içinde 6 farklı ülkeye seyahate giden 10 kişiye daha bulaştırdı. Dolayısıyla Çin'in güneydoğusunda lokalize edilen bir salgın birkaç gün içinde küresel bir salgına dönüştü. Vietnam, İrlanda, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada. Sırasıyla yaklaşık 30 ülke yeni virüs tarafından etkilendi ve tüm dünyayı endişe sardı. Tüm gözler yayılmasını durdurmaya çalışan Çin'e çevrildi. Yetkililer etkili bir karantina durumu başlattı ve toplumun hareket etmesini kısıtladı. Nisan 2003'te Pekin'de dolaşırken kamu binalarına girdiğinizde ateşinizi ölçen bir portalın altından geçiyordunuz ve eğer ateşiniz varsa SARS bulaşıp bulaşmadığını kontrol etmek için özel bölümlere yönlendiriliyordunuz. Salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla buna benzer pek çok önlem alınmıştı. Ayrıca önemli ekonomik sebepler nedeniyle havaalanlarının kapanması da yaşandı. SARS salgını 5 kıtada toplamda 8 bin kişiyi etkiledi ve yaklaşık 800 can aldı. Ama neyse ki hükümetler arasında varılan eşi görülmemiş bir işbirliği sayesinde yayılma zincirleri 4 ayda kesildi. SARS böylece insan popülasyonunda kalıcı bir yere sahip olmadan durdurulan ilk salgın oldu. Kriz geçtikten sonra cevapsız kalan bir soru vardı. Daha önce insanlara asla bulaşmayan bu yeni virüs nereden çıkmış olabilirdi? Araştırmalar sonunda ortaya küçük bir hayvan çıktı. Çin'de pazarlarda satılan ve şık restoranlarda tüketilen bir memeli olan maskeli palmiye misk kedisi. Bu hayvan SARS virüsünü insana bulaştırdığına göre ona ilk nereden bulaşmış olabilirdi? Suçlular listesinin en başında virüsün sağlıklı taşıyıcıları yarasalar yer alıyor. Bu durumda SARS bu türün bünyesinde uzun zamandır dolaşıyordu. Ama bir gün patojen değişime uğradı, genetik materyalinde rastgele yaşanan mutasyonlar ona yeni bir türe, yani maskeli palmiye misk kedisine bulaştırma yeteneğini kazandırdı. Yeni ev sahibinin gövdesinde çeşitli mutasyonlar geçiren virüs yavaş yavaş gelişmeye devam etti. Ta ki yeni bir güce sahip olacağı, yani hastalığı insanlara bulaştıracağı güne kadar. Aslında bu senaryoda olağanüstü bir şey yok. Kızamık, tüberküloz, tetanoz, ebola. Günümüzde insana bulaşan hastalıkların %70'inden fazlası hayvan kökenlidir. Peki gölgeye sinerek gelişen ve insan ırkını vurmak için güç sahibi olmayı bekleyen daha kaç tane hastalık var? Asya'nın güneydoğusunda, Kamboçya'nın kalbindeyiz. Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu dünyanın bu bölgesinde hayvanlardan gelen tehdit başka bir boyut kazanıyor. Pasteur Enstitüsü'nün ileri inceleme biriminde araştırmacılar yoğun bir şekilde çalışıyor. Viroloji ekibinin başkanı Philip Büşi, ortaya çıkan bu yeni hastalıklarda 15 yıldır ön saflarda yer alıyor. Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan hastalıkların bulaşması konusunda sıcak bir noktadayız. Bunun birçok sebebi var. Birincisi, Asya nüfusu çok hızlı büyüyor. Gelişmek ve tarımını geliştirmek için insanlar genellikle yaban hayatı ayrılmış arazileri kullanmak zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda
insan ve evcil hayvanlar arasında diğer ülkelerde bulunmayan bir karmaşıklık söz konusu. Örneğin, Asya'nın kırsalında evlerin alt katında, yanında tavuk ve ördeklerin yaşadığı bir domuz ahırının bulunması çok yaygındır. Bu denli yakın ilişkiler, genellikle hayvanlarda kalan hastalıkların elverişsiz bir şekilde insanlara geçmesine ve yeni salgınların doğmasına sebep olmaktadır. Şüpheli bir hastalık tespit edildiğinde örnek almak için ekipler olay yerine intikal ediyor. Yöredeki ormanlık alanda yarasalar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu gece memelileri SARS ya da Ebola gibi son derece tehlikeli birçok patojen taşıyabilir. Bugün araştırmacılar başka bir virüsün ortaya çıkmasından korkuyor. İnsanlara birkaç kez bulaşan ve vakaların yarısından fazlası ölümle sonuçlanan virüse Nipah adı veriliyor. Analizleri ne zaman yapabileceğini biliyor musun? Bu hafta. Sonuçların pozitif olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Evet. Eğer öyleyse numune almak için Temmuz'da yeniden gelmek zorunda kalacağız. Ağaçlarda hala bir sürü yavru olacaktır. Şu an için Nipah virüsünün bir gün büyük çaplı bir salgına neden olup olmayacağını tahmin etmek imkansız. Ama bilim insanları ve yetkililerin dikkati mevcut başka bir tehdit üzerinde yoğunlaşıyor. Kuş gribi. Göçmen kuşlar ve kümes hayvanları arasında dolaşan virüs önemli bir salgın potansiyeline sahip. Her sabah Phnom Penh eteklerindeki yollar her türlü yük taşıyan araçların akınına uğruyor. Domuzlar ve kümes hayvanları ölü ya da diri satılmak üzere kent pazarlarına en basit şekilde taşınıyor. Burada hayvanların kesimini denetleyen herhangi bir katı kural yok. Hayvanlar hiç özel önlem alınmadan komşu evlerin avlularında kesiliyor. Kuş gribinin insanlık duvarını aşma riski maksimum seviyede. Haftada bir kez Pasteur Enstitüsü'nden Doktor Vizet Horm ve Kamboçya'nın yetkili veterinerleri hastalıklı hayvan arayışında. Test yapmak için pazar yerinde karkasları yıkamada kullanılan sudan, canlı kümes hayvanlarının boğazlarından, dışkılarından ve tüylerinden örnekler topluyoruz. Araştırmacılar hayvanları rastgele seçiyor ve olası bir enfeksiyonu tespit etmek için kökenlerini dikkatlice not ediyor.
Laboratuvarda bu numunelerin analizi yüksek muhafazalı koşullarda gerçekleşiyor. Kuş gribi virüsü tespit edildiğinde yüzeyinde bulunan moleküller sayesinde bilim insanları onu ayrıntılı olarak karakterize etmeye çalışıyor. Tüm gribal virüsler belirteç olarak adlandırılan iki spesifik moleküle sahiptir. H proteini için hemaglutinin ve N proteini için nöraminidaz. Gripin kökenine bağlı olarak bu belirteçlerin niteliği önemli ölçüde değişmektedir. Doğada 16 farklı H proteini ve 9 N protein türü bulunmaktadır. Toplamda her biri virüsün kimlik kartını oluşturan 100'den fazla kombinasyona sahiptir. Ayrıca H ve N proteinleri de enfeksiyonda belirleyici bir rol oynar. Virüslere ev sahipleri kuşların hücrelerine girmeyi sağlayan bir tür anahtar oyunu oluştururlar. Ama aralarından bazıları insan hücrelerine sızma kapasitesine de sahiptir. H5N1 adındaki suç da onlardan biridir. H5N1 virüsü şimdilik hala bir kuş virüsüdür. İnsana çok zor bulaşır. Ancak şöyle de olabilir. Virüs, kademeli bir şekilde girişi zorlamak için bir yol bulmaya çalışacaktır. Yeni ev sahibine bulaşmakta zorlanacaktır. Ama yavaş yavaş adapte olacaktır ve anahtarı giderek zorlayacaktır. Kuş virüsünün insanlara zaman zaman bulaştığını açıklayan bir fenomendir. 1997 yılında Hong Kong'da ortaya çıkmasından bu yana virüs 300 kişiyi öldürdü. Bu yüzden algılanan her H5N1 vakasında çok sert önlemler alınıyor. Yayılmasını önlemek için kuşlar katlediliyor ve analizler dünya çapındaki izleme merkezlerine gönderiliyor. Gezegende mevcut tüm grip suçları gibi H5N1 virüsü de Paris Ulusal Grip Referans Merkezi'nde inceleniyor. Kurumun başında influenza virüslerinin en büyük uzmanlarından biri olan Profesör Sylvie van der Werf bulunuyor. Kuş gribinde bildirilen her insan vakasında ekibi alarm durumuna geçiyor. İddia, virüsün mutasyonu konusunda en ufak bir belirtiyi en kısa sürede tespit etmek. İnsanlara rastlantısal olarak bulaşmasının ötesinde bizi en korkutan olay bir süre sonra insana adaptasyon sağlamasıdır. Yani insandan insana etkin ve daimi bir şekilde bulaşma kapasitesine sahip olmasıdır. Böyle bir olayda bir salgın durumu yaşanacaktır. Bir pandemi tehdidi çok ciddiye alınıyor. Çünkü her kış dünyayı saran grip virüslerine karşı insanın zaten bağışıklığı varsa, buna karşılık kuş gribine karşı tamamen çaresiz kalacaktır. İnfluenza virüsü insanlara bulaştığı zaman, genel olarak bu virüse karşı herhangi bir bağışıklığımız olmadığından, bu enfeksiyona karşı etkili bir savunma şeklimiz de yoktur. Bu enfeksiyon sadece bulaşan insan sayısı açısından değil, aynı zamanda enfeksiyonun şiddeti açısından da çok önemli sonuçlara yol açabilir. İstatistiklere göre hayvansal kökenli grip salgınları insanlığı her 25 yılda bir vuruyor. Geçmişte aralarından en kötüsü 1918 yılında ortaya çıktı. İspanyol gribi adı verilen salgın 25 ila 50 milyon insanın ölümüne yol açtı. Bir süre sonra biri 1957 yılında, diğeri ise 1968 yılında olmak üzere iki büyük salgın Asya'yı tüm şiddetiyle vurdu. Sonuncusu 2009 yılında Meksika'da ortaya çıktı ve dünyada büyük bir paniğe neden oldu. Adı H1N1. İnsanlara ilk bulaşmasından sadece birkaç hafta sonra Dünya Sağlık Örgütü maksimum alarm durumuna geçti.
H1N1 virüsü daha önce insanlarda hiç dolaşmadı. Tamamen yeni bir virüstür. Ve bu virüs bulaşıcıdır. Bu insandan diğerine ve bir ülkeden diğerine çok kolay yayılır. Bilimsel açıdan bakıldığında bir pandemi için tüm kriterler uygundur. Kuş virüsü insanlara birçok yeni mutasyon sayesinde adapte olabildi. Birkaç hafta içinde tüm dünyaya yayılarak son derece bulaşıcı potansiyelini kanıtlamış oldu. Ancak salgın yine de beklendiği kadar ölümcül olmadı. Şanslıydık. Ama her zaman öyle olabilecek miyiz? Yeni bir pandemiyle yüzleşmeye hazır mıyız? Gerekli aşı ve antiviral ilaçları zamanında temin edebilecek miyiz? Lyon'da ekip şefi Dr. Manuel Rosa Calatrava liderliğindeki Virpat laboratuvarı gribe karşı tedavi araştırmalarında ön saflarda yer alıyor. Buradaki amaç daha etkili aşılar geliştirerek şu anda 6 ay olan uzun üretim sürelerini kısaltmaktır. Ancak araştırmacılar için acil olan aynı zamanda yeni antiviraller tanımlamaktır. Şimdilik piyasada sadece 2 tane var ve yeni bir virüs ortaya çıktığında etkinlikleri sürekli sorgulanıyor. Aslında özellikle de grip enfeksiyonları durumunda klasik antiviraller tam anlamıyla sınırdalar. Çünkü influenza virüsleri sürekli olarak mutasyona uğruyor. Tamiflu'nun durumundaysa virüslerde tek bir mutasyon bile bu ilaca tamamen dirençli olmaları için yeterli olacaktır. Bu yüzden yıllık salgın riskine ama özellikle de olası bir pandemiye daha iyi karşılık vermek için mevcut durumda yeni antiviral moleküller geliştirmeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Mevcut antiviraller doğrudan enfekte olan organizmada dolaşan viral parçacıklarını hedef alıyor. Ama Manuel Rosa Calatrava ve ekibi doğrudan hastalıklı hücrelerin içinde neler olduğuyla ilgilendi. Ardından grip virüsünün normal işleyişini tamamen alt üst ettiğini fark ettiler. Hücreyi enfekte eden virüsler, kendi çıkarları için tüm hücresel sistemi tamamen alt üst edecektir. Ve hücre genlerinin ifadesinde genel bir değişiklikle sonuçlanacaktır. Bu görüntü, enfeksiyon tarafından tetiklenen hücre değişikliklerini yansıtan bir radyografi türüdür. Normal bir hücre ile virüslü bir hücre arasında dikkate değer değişiklikler toplamda 300'den daha az değildir. Tüm grip türlerinde ortak gibi görünen bu işarete karşı araştırmacılar süreci tersine çevirme kapasitesine sahip ve piyasada zaten var olan ilaçlar belirlediler. İçlerinden biri Midodrin. Oldukça umut verici görünüyor. Şu anda insanlarda klinik denemelerden geçiyor. Testler olumlu sonuç verirse, bu tedavi tüm grip suçlarına karşı yeni bir savunma şekli haline gelebilir. Pandemi durumunda kullanıma hazır güçlü bir silahtır. Solunum virüsleri ciddi bir gözetime tabi tutulurken, görünmeyen, sinsi ve neredeyse belirlenemeyen diğer salgınlarda toplumları tehdit ediyor. Hemen görünmeyen salgınlar, yani pandemik hastalıklar vardır. Bu şekilde ortaya çıkan hastalıklar, insana farkına varmadan bulaşan virüslerdir. Sonra dönüşürler ve bulaşanla bulaştıran kişi arasındaki bağlantıyı kuramayacak kadar uzun bir kuluçka dönemine sahiptirler. Epidemiyologların dikkatinden kaçarak yavaş yavaş yayılan görünmez bir virüs. İşte araştırmacıların korktuğu diğer bir senaryo. 30 yılı aşkın bir süredir bu tür bir hastalık insanlığı sessizce kırıp geçiriyor. AIDS.
AIDS, özellikle de eşcinsel toplumda yayılan ve yaklaşık 500 kişi için ölümle sonuçlanan bu gizemli virüs artık gündemden düşmeyen bir konu haline geldi. Teksas'ta hastalarla ilk yakın temasta bulundukları varsayılanlar arasında Amerika'yı kasıp kavuran panik öncesi belirtiler göze çarpıyor. İlk yardım çalışanları ve ambulans ekibi işe yarayıp yaramayacağını tam olarak bilmeden minimum önlemlere başvuruyor. Salgın şimdiden 25 milyondan fazla can aldı ve bugün bile hala her 7 saniyede yeni bir kişiye bulaşıyor. Tarama yapılmadan HIV enfeksiyonu tamamen gözden kaçabilir. Belirtiler ancak 10-15 yıl sonra ortaya çıkıyor. İnsanlara geçtiğinde virüs için başarılı bir hamleydi diyebiliriz. Korkunç bir virüstür çünkü bizi koruma görevini üstlenen bağışıklık sistemine saldırır. Ve bunların dışında bilimsel açıdan bakıldığında bizi deli eden bir virüstür. Entelektüel açıdan bize direnen bir virüstür. Şimdilik AIDS virüsü üstesinden gelmek için geliştirilen tüm girişimlere direniyor. İyileşmelerini sağlamamakla beraber yalnızca çeşitli antiviral ilaçların kombinasyonundan oluşan triterapi tedavisi hastalara yardımcı olabilir. Yani tüm umutlar yine araştırmalara çevriliyor. AIDS, 30 yıl önce dünya çapında sessizce yayılmaya başlarken, diğer hastalıklarsa şu anda bile dünya üzerinde hakimiyetini genişletiyor. İklime bağlı hastalıklarla ilgili görülmeye değer yeni coğrafi dağılımlar var ve burada da kendine özgü olarak eklem bacaklılar, kene ve sivrisineklerden bulaşan viral hastalıklar söz konusu. Eklem bacaklılar tarafından iletilen ve insanı çok hasta edebilecek bu hastalıkların listesi oldukça uzun. Sarı humma, deng humması, chikungunya ateşi. Arbovirüsler olarak da bilinen bu hastalıklar asıl ev sahipleri sivrisinek tarafından yayılır ve insanlara tek bir ısırıkla bulaşabilir. Ölümcül salgınlara neden olan bu hastalıklar Asya'da olduğu kadar Afrika'da da AIDS'ten sonra ikinci halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır. Ama küresel ısınmayla birlikte sivrisinek artık ılıman bölgelerde yeni av alanları buluyor. Fransa'nın güneyinde Montpellier'deyiz. Son yıllarda yeni bir sivrisinek türü sağlık otoriteleri ve ilgili departmanlar tarafından burada yakından izleniyor. İyi akşamlar bayan. Akdeniz EID sivrisinek kontrolü, Asya kaplan sivrisineği için geliyorum. Bu saatte mi? Evet, bölgede çalışma yapıyoruz. Gregory Lambert, 2008 yılında bölgeye yerleşen Asya asıllı kaplan sivrisineğinin sorumlu ulusal organı. Aedes albopictus adında bir sivrisinek türüdür. Siyah ve beyaz kontrast renklerde, küçük boyutlu, oldukça tipik bir sivrisinektir. Bir kez alıştıktan sonra diğer türlerle karıştırmazsınız. Aslında larva gelişimi için en uygun ortamı şahısların evlerinde bulacaktır. Nispeten kısa bir süre içinde durgun bir su bulacaktır. Ve larva gelişimini 5 ila 7 gün içinde tamamlayıp yetişkin boyutuna ulaşabilecektir. Kaplan sivrisineği dünyanın en istilacı böcek türlerinden biridir. Birkaç santimetrelik suda dişiler binlerce larva yumurtlayabilir. Yumurtadan çıktıktan sonra insanlara en yakın yerlerde çoğalırlar.
Gregory Lambert, Aedes albopictus, diğer adıyla kaplan sivrisine ile ilgili tüm verileri merkezde topluyor. Ve her yıl amansızca böceğin başarı listesine yeni Fransız bölgeleri ekleniyor. 2004 yılında sadece Menton bölgesinde albopictus vardı. 8 yıl içinde bu türün varlığından etkilenen artık 17 bölge daha var. Temizlenme ve izleme açısından yeni olan bu bölgeler, şimdiye kadar sivrisineklerin çoğalmasından nispeten muaf olan kentsel alanlardı. Kaplan sivrisineğinin Güney Avrupa'nın tümüne yayılmasıyla yeni hastalıkların ortaya çıkması toplumu tehdit ediyor. Aralarında aynı zamanda kızıl hastalığı olarak bilinen denk humması da var. Bir zamanlar Afrika ve Asya ile sınırlı olan bu viral enfeksiyon grip benzeri belirtilere neden oluyor. Ancak çok ciddi hemorajik şekiller dünya çapında her yıl 22 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Denk humması dünya çapında artan bir hastalıktır. Ve nüfusun yarısından fazlası bu virüsün enfeksiyonuna maruz kalıyor. Her yıl onlarca milyon semptomatik enfeksiyonlarla karşılaşıyoruz. Bu tropikal hastalık, enfekte bölgede seyahat ederken virüs bulaşan insanlar tarafından Avrupa'ya getirildi. Döndüklerinde kaplan sivrisinekleri kanlarındaki mevcut virüsü emdi. Sonra hastalık ardı ardına yayıldı. ...2010 yılında yaşanan da buydu. Yerli denilen ilk tropikal hastalık vakaları Fransa'da tespit edildi. Enfekte olan sivrisinekler hastalığı seyahat etmeyen insanlara bulaştırmıştı. 2008'den önce bize bildirilen vakaların sayısı çok düşüktü. Çünkü bölgedeki taşıyıcı sayısı fazla değildi. Ama yayılma alanının genişlemesiyle yılda 10 ila 20 arasında müdahale oluyordu. Ancak 2010 yılında yaklaşık 200 vakayla önemli bir artış yaşandı. Bu yüzden enfekte olmuş kişiler tarafından virüsün yayılmasına katkıda bulunan Guyana ve Karayipler'de yükselen denk salgınıyla son derece riskli bir yıl oldu. Dünyanın diğer ucunda büyük salgınlar meydana geldiğinde bizde tehdit daha da gerçek hale geliyor. Bu tropikal hastalıklarla savaşmak için son yıllarda epidemiyologlar önemli bir desteğe sahipler. Uydu görüntüleri. Tüm hava tahminlerini ayrıntılı olarak öğrenmeyi sağlıyor. Araziden toplananlarla bu verileri birleştirerek araştırmacılar günlük risk haritaları geliştirmeyi başardı. Bir anlamda sivrisineğin hava durumu haritası gibi. Bu modeller sayesinde yetkililer artık topluma sineklik dağıtarak ya da aşı kampanyaları başlatarak salgın hastalık riskini önleyebilir. En azından mümkün olduğu zamanlarda. Bu sorunlu hastalıkların birçoğu için çok az aşımız var. Aslında daha çok küratif tedaviler olduğunu söyleyebilirim. Örneğin, denk humması veya chikungunya için şu an test edilen aşılar olsa bile henüz uygun ve piyasada değiller. Uzun süre ihmal edilen bu tropikal hastalıklara karşı yapılacak çok şey var. Aşılar, antiviraller, antibiyotikler. Salgınlarla başa çıkmak için bu tedaviler en önemli araçlardır. Eğer etkili değillerse, savaş neredeyse önceden kaybedilmiş demektir. Son yıllarda yeni patojen ajanlar biyologları çok zorluyor.
Bir zamanlar tamamen kontrol altındaki bu mikroplar yakın dönemlerde endişe verici dönüşümler geçirdi. En endişe verici tehditler antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkmasıdır. Bizi hasta edenler antibiyotik tedavilerine karşı artık duyarlı değilse o zaman dünya çapında büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacaktır. Demek istediğim onlara karşı savaşacak imkanlara sahip olmadığımız sürece bilinen birçok bakteri ürkütücü olabilir. Onlarla mücadele etmek için genelde kullanılan tüm tedavileri direnme kapasitesine sahip bakterilerin ortaya çıkması. İşte Profesör Manugiera'nın korktuğu en son senaryo. Tüberküloz veya menenjit gibi ağır hastalıklar da bazı antibiyotiklere karşı dirençli hale geliyor. Çok daha yaygın ve genellikle iyi huylu olan başka enfeksiyonlar da ölümcül birer düşmana dönüşebiliyor. Paris bölgesinde antibiyotiklere karşı ortaya çıkan direnç laboratuvarı bu fenomenin izlenmesi konusunda uzmanlaşmış. Antibiyotiklere karşı direnç gösteren bu bakterinin taşıyıcısı olup olmadığını görmek için diğer taşıyıcıları belirlemek ve bu hastanın çevresindeki diğer hastalara tarama yapmak gerekiyor. Burada Profesör Patrice Nordman ve ekibi geleneksel tedavilerin işe yaramadığı hastalardan düzenli olarak numune alıyor ve her yıl bu vakalar giderek daha da artıyor. Antibiyotiklere karşı direnç konusunda endişe verici olan son derece basit bir şeydir. Antibiyotiklere karşı direnç günden güne artıyor. Geçen yıl Avrupa'da antibiyotiklere karşı çoklu direnç gösteren bakterilerden ölen hastaların 25 bin vaka olduğu tahmin ediliyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu karanlık senaryo ilk antibiyotiklerin keşfine 1920'lerin sonuna dayanıyor. Zamanla bu tedaviler giderek daha fazla reçete edilir hale geldi ve bazen gelişi güzel kullanıldı. Direnç gösteren ilk bakteriler antibiyotikler konusunda maksimum baskı uygulayan hastanelerde ortaya çıktı. Ardından artan tüketimle bu bakteriler artık neredeyse her yerde, suda ve çevrede de bulunuyor. Düşmanca bir ortama karşı ustaca bir savunma mekanizması geliştirdiler. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmeleri ya gen modifikasyonlarıyla yani dirence elverişli olan bir genin evrimleşmesiyle ya da DNA'nın antibiyotiğe karşı direnci kodlayan bölümündeki bakteri dışı organizmaları ele geçirerek gerçekleştirmesi mümkündür. Bakterilerde bu tip direnç genlerinin takası çok farklı suçlar arasında oluşabilir. Giderek bu yetenekler çoğalmaya devam eden başka türlere sıçrıyor. Daha da kötüsü bazı bakteriler çoklu direnç gösterir hale bile gelebiliyor. Diğer bir deyişle geleneksel antibiyotiklerin çoğunun onlar üzerinde hiçbir etkisi yok. Birkaç yıldır yeni tehditler tehlikeli bir şekilde dünya çapında böylece yayılıyor. NDM1 bakterileri. 2008 yılında Hindistan ve Pakistan'da patlak veren bir ilk salgın binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Bu süper bakteriler tüm antibiyotik sınıflarını yok etme yeteneğine sahipler. İnsan nüfusu içindeki yayılmalarıyla uzmanlar gerçek bir tedavi çıkmasına girmekten endişe ediyor. Antibiyotik direncinin önemli risklerinden biri, antibiyotik öncesi tıbba, yani 1940'lı yılların öncesine geri dönmektir. Ve 1940 yılından önce reanimasyon, transplantasyon, büyük operasyonlar ya da genel bağışıklık yetmezliği tedavilerinin hiçbiri yoktu. Yani modern tıbbın tüm doğası sorgulanabilir. Bu durumda dirençli mikropların gelişini en kısa sürede tespit etmek için Profesör Patrice Nordman ve ekibi hızlı bir tarama testi geliştirdi. Onları birkaç dakika içinde belirlemeyi ve gerektiğinde uygun önlemleri almayı sağlıyor.
ama genel anlamda antibiyotik kullanımının tamamıyla yeniden düşünülmesi gerekiyor. Uzmanlar tüketimin en azla sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Çünkü yeni tedaviler gelişmekte olsa bile hiç kimse onların hangi süreyle etkili olacağını bilmiyor. Bakterilerin de onların üstesinden gelebilmesi için kaç yıl geçmesi gerekecek? İnsanoğlunun dünya üzerinde etkisini acımasızca yayan bu zararlı patojenlerin ortaya çıkmasında gittikçe artan bir sorumluluğu var. Peki bugün insan türünün zararlı etkisi daha da ileriye gidebilir mi? Çünkü yüksek güvenlikli laboratuvarların kalbinde yüzlerce ölümcül suş gözlerden uzak muhafaza ediliyor. Peki süper bir virüs ya da son derece bulaşıcı bakterinin bu kapalı alanlardan bir gün çıkma riski nedir? Bu tür ölümcül ajanlar kötü amaçlar için kullanılırsa ne olur? Biyoterörizmden sorumlu askeri uzman Dr. Patrice Binder için bu tür bir senaryo çok ciddiye alınmalıdır. Patojenlere el koymak nispeten kolaydır. 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mezhebin restoranları kontamine ederek yaptığı da tam olarak buydu. Küçük bir kasabada hemen panik yarattı. 2001 yılında İkiz Kuleleri, aynı zamanda şarbonlu zarf olayını hatırlatmak isterim. Dolayısıyla biyoterörizmin bir yanılsama değil, bir farkındalık olduğu çok açıktır. Son derece makul bir şeydir ve hiç beklenmedik bir anda başımıza gelebilir. 2001 yılında şarbon bakterisinin neden olduğu şarbon hastalığı terör yarattı. O zamandan beri birçok ülke yetkilileri saldırıların bu yeni türüne karşı hazırlanmaya çalışıyor. À tous les voyageurs, un incident vous oblige à fermer la gare par mesure de sécurité. Empruntez les couloirs de sortie. Veuillez aider les personnes en difficulté. Yakın zamanlarda Paris'in en yoğun istasyon ağlarından birinde bir simülasyon gerçekleştirildi. Doğal ölçekli bu egzersiz, şarbon yayılmasına benzer kimyasal bir ajanı sorguluyordu. İtfaiye, acil durum ekipleri ve sivil savunma dernekleri, kısacası neredeyse 400 görevli hızla seferber edildi. Giysiler ve maskelerle korunarak istasyonu tahliye ettiler ve mağdurlara ilk yardım uyguladılar. Sıfırdan simüle edilen bu sahneler, kurtarma ekipleri için gerçek bir eğitimdir. Yarın böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde daha hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır. Hatta başka patojenler, şarbondan bile daha tehlikeli olabilir. Veba, Ebola, çiçek. İnsanlığın tanıdığı bu en ölümcül salgınlar, topluma kitlesel olarak dağıtıldığı takdirde ölümcül bir silah oluşturabilirler. Çiçek vakasının yeniden canlanmasını bir patlama yaratacağı neredeyse kesindir. Çünkü son derece bulaşıcı olan bu hastalık herkesten herkese bulaşabilir. Yani çok önemli bir konudur. Bugün çiçek hastalığı 30 yılı aşkın bir süredir yeryüzünde yok edilmiş olsa bile bu ölümcül virüsün suçları hala dünyada iki devlet tarafından muhafaza ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Normalde belli bir süre sonra bu suçların yok edilmesine karar verilmişti. Ancak imha edilmeleri gerektiğinden beri bu imha her 5 yılda bir erteleniyor. Bu suçların araştırma yapmak için muhafaza edilmesi gerektiğini düşünenler var. Ve bir de benim gibi, varoluşumuzdan bu yana insanlık için en ölümcülü olan bu ajanın korunmasına tamamen karşı olanlar var. Çiçek hastalığı, jeopolitik bir silah
nükleerle aynı konumda bir ikna silahına dönüşmüş olabilir mi? Tartışmalar bilimsel camiayı canlandırırken birçok ülke doğabilecek şüphesiz en kötü senaryoya karşı hazırlıklı olmak için aşı stoklarını genişletiyor. İmha silahı olarak kullanılabilecek olası biyolojik ajanlar, dünyayı tehdit eden uzun yeni hastalıklar listesine ekleniyor. Bu felaketin birçok yüzüne karşılık bir soru insanlarda merak uyandırıyor. Bir salgın insan ırkını tümüyle yok edebilir mi? Bir patojen bütün insanlığa karşı savaşı kazanabilir mi? Bir katliam olabilir. Nüfusun büyük bir kısmı patojen bir ajan tarafından yok edilebilir diye düşünüyorum. Ama ne kadar çok çeşitli olursak, bir patojene direnme şansımız o kadar yüksek olacaktır. Nüfusun %99'u yok olabilir ki bu da oldukça dramatik olur. En iyi gerilim filmlerine layık bu senaryo, dünyadaki film yapımcılarına ilham kaynağı oluyor. Ancak İnsan türünün %99'unu yok edebilecek bu tür bir enfeksiyöz ajan henüz ortaya çıkmadı. Güzel sürprizlerle karşılaşıyoruz çünkü sonuçta bu virüs bulaşıcı ama fazla ölümcül değil. Tıpkı H1N1'in durumunda olduğu gibi. Bir başkası oldukça ölümcül ama insandan insana bulaşmıyor. Tıpkı kuş gribi H5N1'de olduğu gibi. SARS orta dereceli bir şeydir ama eğer bir gün tüm kötü özellikleriyle şu meşhur virüs ortaya çıkarsa bizi kim kurtarabilir ki? İnsanlık ortalama her 5 yılda bir büyük bir pandemiye maruz kalıyor. Peki bir sonrakinin etkisi ne olacak? Bunu hiç kimse tahmin edemez. Bu yüzden sağlık otoriteleri tüm olasılıklara hazırlanıyor. Çünkü onunla mücadele etmek için onun önüne geçmek şarttır.